النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع أقرباء الكفار؟ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz kafir olan bazı akrabaları vardı. Onlara karşı bazı tavırları ve bazı muameleleri vardı. يقول بعض العلماء رحمهم الله. Bazı alimler diyor ki Allah onlara لو لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أقربائه إلا أنه عاملهم بحسن الخلق لكفن يكون قضى عليهم. بماذا؟ بحسن الخلق. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in akrabalarıyla güzel muamelesi onlarla olan muamelesi hususunda yeterli bir şeydi. En önemli şeydi. Naam. Labud en nuamilhum bihusnil huluk. Evet, onlarla güzel ahlakla muamelede bulunacağız. Kema amel en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı gibi. Ted'u lehum fi zahril gayb. Ve yine onlar olmadığı zamanda dua edeceksin. Testa'in billah aleyhim. Ve yine Allah'tan yardım isteyeceksin onlar hususunda. Labud en tekun ente kudve. Senin onlara örnek olman gerekiyor. في عبادتك ibadetlerinle في اخلاقك ahlakınla في تعاملك onlarla tavır ve davranışlarında هؤلاء حتى وان كانوا يظهرون لك العداء لكن هم كما كان اعداء النبي صلى الله عليه وسلم في الباطن كانوا يتاثروا من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عنه الصادق الامين عليه الصلاه والسلام onların tavırlarında bir düşmana bir sergi olsa dahi o akrabalarda ancak onlar senden güzel muamele görsünler. Yani düşmanlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem muamelelerinde dahi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel ahlakını görüyorlardı, gözlemliyorlardı. Tekun vasat. Orta yolda olacaksın. Tabii ma tuşarikhum fi al-bid'a fi şirkiyat. Tabii onlara bid'atlar hususunda, şirkler hususunda müşareke etmeyeceksin. Tunkir aleyhim lakin bi hikme. Onlara tabii emr-i ma'ruf nehy-i münker'de bulacaksın hikmetiyle. Vasat. Orta yol olacaksın. Ve تطلب من الله أن يعينك عليهم تقول قبل أن تأتيهم مثلا حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله بو سوشتا onlarla muamelelerini Allah'tan yardım isteyeceksin hocanın bahsettiği dualarla